Grip, nezle gibi rahatsızlıklar mevsimsel olarak havaların sürekli olarak değişmesi, ısınması, soğuması nedeniyle kişilerde aniden üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Ne yapılabilir, ne yapmak gerekir? Mesela birçok insan görüşmeye gidecek, işe gidecek, çalışamıyor. Sürekli burnu akıyor. İşte buna karşı çok güzel bir bitki var. Nedir bu? Tetra. Duman ağacı da denir. Duman ağacı denmesinin sebebi bunun çiçekleri tetranın gördüğünüz zaman uzaktan duman ağacı denmesinin sebebi çiçekleri kırmızı, mavi, yeşil, beyaz renk, rengarenktir. Bir alev gibi gözükür giderden. Yani yangın varmış gibi uzaktan bir alev topu varmış gibi gözükür. Büyük bir çiçeğe böyle büyük bir çiçeğe var. Geriden baktığı zaman aa yangın mı var orada diye kişiyi yanıltabilir uzaktan bakıldığı zaman. Bu nedenle duman ağacı denir. Duman ağacı. Bunun yaprağını şöyle az biraz alıyorsunuz. Mesela burnu sürekli akıyor. Burun akıntısı var. Az bir şey şu kadar. Cezveye koyuyor vatandaş. Yakıyor bunu. Dumanını burnuna tütsü yaptığı zaman böyle tütsüsü 2-3 saniyede burun akıntısını şak diye keser. Bu suyun içinde mi konularak yoksa sadece bu otu koyarak mı cezveye? Susuz. Sadece dumanı. Hı-hı. Sadece otu, bu bitkinin yaprağını cezveye koyuyoruz, ısıtıyoruz, yakıyoruz. Hı-hı. Dumanlar çıkmaya başladı mı buruna tutuyoruz. Hı-hı. Hatta buruna yakmadan da şöyle direkt buruna çektiği zaman kişi, bu da etkili de, dumanını çekersen hemen keser. Tamam. Böyle biraz zaman alır. Tetra veya duman ağacı denir. Burun akıntısına karşı dünyada en etkili bitki. Ve hiçbir yan etkisi yok. Çok çok etkili. Evet. Hiçbir yan etkisi yok. Fakat ağır vakalarda diyelim ki kişi grip oldu. Efendim ağır bir vaka. İşte bağışıklık sistemi zayıfsa tedavisi aylarca sürebilir. Bu gibi durumlarda ise ekinezya, bu ekinezya çiçeğini göstereyim. Burada orijinal çiçeği var. Ben bunun binlerce çiçeğini, resmini çektim. Bu resim, bu çiçek ekinezya çiçeği. Çok güzel bir çiçek. Ekinezyanın yüzlerce türü var. Sadece bu ala çiçekli olan Ekinezya purpurea tıbbi maksatla kullanılan en etkili türüdür. Ekinezya ile ilgili mesela bundan birkaç sene önce sadece Almanya'da 141.100 çocuk bu ekinezyanın yaprağı, kökü, çiçeği, dalı hepsi kullanılır. Bundan elde edilen ekstrak daha etkili bitkiden. Çayın içerisiniz etkili fakat birleşimindeki polizaharitler az olduğu için ekstraktını kullanmakta fayda var. Polizaharitler %2, %3. Yani bu nedenle hafif rahatsızlarda ekinezyanın çayını içmek yeterli. Fakat bağışıklık sistemi çok zayıf olanlar, biz buna karşı çok güzel bir formül geliştirdik. Ekinezya ekstraktı, ıhlamur ekstraktı, Afrika ıtırı ekstraktı, kekik ekstraktı, çuha çiçeği ekstraktı gibi 19 bitkinin ekstraktından oluşan Ekinezya Forte, gripe karşı mükemmel bir ürün. Bunu kullandığı zaman kişi... Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan sadece bitkisel yollarla gribi önleyebiliyoruz. Tabii. Şu da gördüğünüz, bu da çok güzel bir çiçek. Bu da Afrika ıtırı. Afrika ıtırının çiçeği. Itır bildiğimiz bu evlerde yetiştirilen, balkonlarda, saksılarda yetiştirilen buna ıtır denir, ıtır türü. 1050 çeşit ıtır var. Sadece Afrika'da yetişen
Pelargonium psilloides, Pelargonium reniforme. Yani bu lila çiçek, lila mı bunun rengi? Evet. Lila ve bunun biraz daha koyu renklisi olanı mor. Hı hı. Lila ve mor çiçekli olanları kökü kullanır. Sadece kökü. Hı hı. Bronşit, sinüzit, faranjit ve astıma karşı. Hı hı. Bununla da ilgili burada yüzlerce klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Şimdi bu dergi nedir? Akademik bir dergi. Hı. Klinik araştırmalar hangi ülkede, nerede, ne zaman klinik araştırması yapılmıştır? Bununla ilgili çok detaylı bilgi benim yazmış olduğum bu kitapta da zaten mevcut.